Nereye gidiyoruz? Evet. Şimdi illegal hayatlar meclis filminin galasına gidiyoruz. Sen ne alakası var? Ben film müziklerini yaptığım için beni de davet ettiler sağ olsunlar. Tamam. Geldik mi? Geldik, girişe geldik. Şey, geldik. Şimdi de evet. başlamış, girişteyiz. Evet. Hadi o zaman geldik. Haydi gidelim. Bizim... Evet, merhabalar efendim. Galaya hoş geldiniz. Evet. 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 <laughs> yetkin Omaç. Yetkin Baktık afişte abimin adına. Yetkin Omaç. Yakaladık. yakaladık, yakaladık. Benim, Peki, e, Peki Seçil'cim senin anlaksın. bu konudaki gururunu Aa, ben, e bir, senin... tabii ki de bir anne evet. olarak çok gururluyum. İlk defa da böyle bir şeyine geliyorum çocuğumun. Çok sevinçliyim. Daha önce burada yoktum. Kapadokya'daydım. Sadece gariplerin dilinden değil zalimlerin dilinden de anlayan lider geliyor. İhtiyacı kadar çalan, fazlasına temezül etmeyen Kim Evsizlerin evi. Açlıktan ağzı kokanların Maneli sakızı geliyor. CHP'ye laflegastacak lider geliyor. <laughs> e, yakışıklı Ben Erdinç Amaç. Ben Yetkin Amaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bugün e, Yetkin biliyorsunuz benim oğlum. Ve oğlum Sanatçı bir kardeşimiz bir evladımız yetkinin sanatçı olduğu yer birçok alan çünkü e, resim çizmekten grafik animasyona. yok Türkiye'de, Türkiye'de müzik aranjör diyorlar ama müzik prodüktörü yani müzik, müzik prodüktörü diye geçer dünyanın genel kanalında işte kompozörlük da yapıyorum yani film kompozitörlüğü film müziği de yapıyorum müzik prodüktörlüğü de yapıyorum. ...vesteciliğim, söz yazarlığım da var. Vokalistliğim de var. Farklı albümler var. Albümlerim var. İşte single'larım single var, varlar. remix'ler var, film müziklerim. Son yıllarda uzun süre film müzikleri yaptım. Eee hemen ses, ben bir şey gireceğim var. sen unutmadan. Yetkin aynı zamanda da e, bir kısa metraj bir Filmin hem yönetmenliğini, hem evet. kameramanlığını, hem editörlüğünü, evet. hem oyunculuğunu. Yok, çok küçük. Yani. Küçük, küçük. De olsa, ben, ben değil, oyuncu ben he, de. e, Hem koloristliğini yani aklınıza gelebilecek hem ses evet. tasarımını, Kalorist hem tasarım. müziğini. Evet, küçükken e, çizimle başladım dediğin gibi ama o, şimdi o en arkada kalan oldu. Evet, doğru. Ee, küçük oyunculuk tecrübem de oldu e, 20'li yaşlarımın baş, başında böyle ee, küçük tiyatro oyunları bir ara böyle tecrübe olsun diye reklam auditionlarına gidip geliyordum. Sanatın bulunmadığım herhalde bir alanı bir heykelle ilgili bir şey yapmamışımdır muhtemelen. Ee, herhalde onun dışında sanatın pek çok alanında aktif olarak bir şeyler yaptım. Sadece bir şeyler yapmadım. Benim mesleğim, hayatım bundan kazanıyor. Yetkin sen şu ana kadar kaç tane film müziği yaptın? 15 10. dizileri falan da katarsak tabii 20'yi geçer. Ha, dizilerle beraber 20'yi geçiyor. Çalıştığım canım. filmler. Yani kimin de sadece scoring editörlüğü yaptım. Kimin de ses tasarımı yaptım. kiminde ee, kimin de bütün film müziklerini yaptım. Ee, evet öyle, öyle, herhalde o civarda. Ee, tabii yani şimdi yetkinin sanatçı gene havadan gelmedi. E tabii. tabii. Yani. Ya, anadan babadan geliyor bu işler. Şimdi ee, anada babada da e, zamanında ses sanatçılığı vardır. Hatta babanın 1978'de bir Türkiye lise arası Türkiye ikinciliği vardır erkek seslerde. Annenin sesi hakeza ona çok güzel bir sese sahiptir. Müthiş kulaklarız değil mi Erkin? E, gerçekten öyle. Tabii şimdi bu e, kanaldan izliyorsunuz babamı annemi. E, onların bir aslında bir sanatçı kimliği de var. Amatör olarak ilgilenmişler. Gerçekten yetenekli insanlar profesyonel olarak bunu bir meslek olarak yapmak isteseler yaparlarmış. E, yapabilecek kadar iyiler. Hatta ben birazcık onları böyle harcanmış yetenekler olarak görürüm birazcık. E, dolayısıyla e, geçiyor tabii. E, tabii. E, benim geçiyor. De, Nerede, benim de bir e, kalemim fena değildir. Yani zamanda yaptığım benim de çok enteresan tabii. şeyler olmuştur. Tabii. Ya zana, zaten Aynı zaten... zamanda da her ikimiz de müzisyeniz. Yani en azından ben klavye çalarım. Yetkin de klavye çalar. Aynen. Onun haricinde ikimiz de nefeslilerde. Fena değilizdir. Değil mi? Tabii. Yani meydir flüttür. Ha, bir evet. O tür şeylerin hepsini çalarız. Şimdi sevgili dostlar bunları niye böyle anlattık? Çünkü girişten de gördüğünüz gibi. E, Valla yani benim gibi baba için e, yetkin gibi evlat tabii ki gurur kaynağı oluyor. Bu e, bir buçuk aynı, ayda... aynı şekilde benim için de... Erdin Çomaş gibi bir baba gurur kaynağı alıyor. Kaç tanenizin babası profesyonel YouTuber ve e, sosyal medya influencerı değil mi? Aman yani. oğlum profesyonel <laughs> lafını kullanma. İnsanlar çok deli para falan kazandığımızı zannediyorlar. Ha, Hatta evet, dünya kadar sponsöre sahip olduğumu falan zannediyorlar. Arkadaşlar lütfen kafayı mı yediniz? Yani e, zaten hani sanki 100 bin takipçisi olan bir kanal hani onlar bile zor sponsorluk alıyorlar. Böyle bir para kazanmak, sponsorluk almak böyle bir durum yok. Saçmalamayın lütfen. Arada ben de bakıyorum, takip ediyorum çünkü ilk kanalda. Bazen böyle şey yazıyorsunuz. Yok Fuji'den para almış, yok Sony'den para almış. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Yok öyle bir şey. Yani burada size yardımcı olmak için kendi cebinden alıyor bu adam. Kimseden bir sponsorluk para falan aldığı yok. Sakin olun. Yani şimdi daha önceden Fuji filmi destekledi. Sonradan Sony'yi destekledi olan oradan para alıyorsun da oraya bilmem ne diyorsun. Taban yani, atarsa kanona da geçerim, ikona da geçerim. Şöyle kendi param alıyorum arkadaşlar? Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Sonuç itibariyle e, insan yani sonuçta orada bir takım değerlendirme, inceleme yapılıyor. E, o incelemeye göre arzu edersiniz alırsınız almazsınız. Daha sonra kullandıkça fikriniz değişebilir. Çünkü bir ürünü şimdi bakın ben de hani sinemayla ilgilendiğim için fotoğrafçılık olmasa da makinalarla lenslerle ilgili Kameralar, ben de takip ediyorum tabii. kameralarla ilgili e, bir ürünü kullanırsınız bir süre. İlk kullandığınızda birinci ayınızdaki sizde bıraktığı e, geri bildirim imajla atıyorum 6 ay sonraki imajı aynı olmayabilir. Yani e, fikriniz de değişebilir. Hayır. Yeterli ayrıca de, ayrıca de olmayabilir. Ayrıca da, diğer, ayrıca da diğer markadaki teknolojiler sürekli gelişiyor olabilir. Olabilir. Daha önce beğendiğiniz, beğenmediğiniz şunu ya da bunu beğenmediğiniz bir marka bir anda kendisini öyle geliştirir ki sizin arzu ettiğiniz seviyeye getirir. E, siz de switch etmek istersiniz. Çünkü bakarsınız kullanmakta olduğunuz mevcut elinizdeki ekipman artık geride kalıyor vesaire vesaire. Çok A başka bir sektörden örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi Intel chipsetleriyle AMD chipsetleri hmm. yarıştı. Bir, bir dönem 10 sene önce Intel AMD'nin çok önündeydi. Ama şu an mesela laptop gaming e, sektöründe özellikle AMD chipsetleri Intel'i öyle bir geçmiş durumda ki AMD chipsetleri daha pahalı. Evet. Yani bundan atıyorum 5 sene önce Intel'i öven ama AMD eksik diyen bir video çekip Bundan 5 sene sonra AMD öne geçtiğinde AMD'yi öven bir e, video çektiğinizde Ahmet AMD'den para, para mı almış oldunuz mesela yani. Neyse yani, bu, bu, olur bunlar normal. Lafı geldiği için söylemek istedim ben. Şimdi tabii ki e, gittik filmi seyrettik. E, müthiş bir e, yani çok enteresan. Evet nasıl film. nasıl buldun? Beğendin mi filmi? Valla ben çok beğendim. E, şimdi seninle zaten e, film üzerinde bir parça da konuşma yapmak evet. istiyorum. O film ee, bütün sanatçıları bütün ekibi müthiş tatlı çocuklar bir kere ne olursa olsun harikulade insanlar evet. ee, şeyinden yönetmeninden hani bakın Sağ olsun. Yönetmen de, yönetmenin de benim, benim kanaldaki takipçilerimden bir tanesi. Tabii evet o da onunla konuşmuştuk. E, hatta biliyordu. Ben ilk konuştuğumuzda dedim benim babam da YouTuber fotoğrafçılıkla ilgileniyor falan. Kim dedi? Dedim Erdinç Omaş. Aa dedi biliyorum ben onu dedi. İlk zamanlarından daha bin takipçisi yoktu. O zamanlardan ha. biridir takip ediyorum biliyorum demişti. Sonra geldik. konu. o geldi beni buldu hatta el sıktı. Teşekkür ettim ben de ona vesaire. Şimdi film yetkin. Prodüksiyon olarak ben prodüksiyonu beğendim bir tarafta bulunayım bir ara belki sonlara doğru biraz sıkılır gibi oldum sanki iki saat o filme fazla gelmiş gibi eğer ki bir eleştiriyle başlamam Hı -hı. gerekiyorsa Hı -hı. filme ama eleştiriyle başlamayalım lütfen yani. ha, güzel peki. taraflarıyla başlayalım sonra eleştir ama yapalım. güzel güzel tarafı konu çok şey iddialı bir konu bir kere Evet arkadaşlar bir siyasi komedi Ben filmin müziklerini yaptım zaten intro videosunda da görmüşsünüzdür film müziklerine çalıştım siyasi bir komedi Cesur bir film olduğunu düşünüyorum evet eleştiriler eleştirisel açıdan e, keyifli bir film Ben çok daha beğenileceğini düşünüyorum, ben e, düşünüyorum. desteklerseniz e, bu tarz düzgün işler yapmak isteyen bir şeyler sadece yani sadece komedi olsun diye sizi güldürmek için değil de bunun yanında bir şeyler de söylemek isteyen derdi de olan insanları desteklerseniz e, bu tarz şeyler daha çok yapılabilir bu tarz filmler daha çok e, çekilebilir Dolayısıyla insanların sesi daha çok çıkabilir rahatlıkla. Tabii ses derken e, sanat esas konuşacağımız konu sanat ama sanatın hem görsel hem de duysal bir tarafı var değil mi? Ses tarafı var. Tabii. Ve samiyetle söyleyeyim bugün hangi filmi seyrederseniz seyredin çok büyük başarılı filmlerin arkasında çok başarılı bir müzik var bir kere. Müzik prodüksiyonu var. Tabii evet yani müziksiz filmler de var elbet. Ha. Müziğe ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen filmler de var ama müziğin tabii etkisi çok önemli, çok majör bir faktör. Ben dün mesela filmi seyrederken ee, sadece oğlum diye değil çok başarılı bir yani çok başarılı müzikler yapmış. Teşekkür ederim. Ve baktım ki filmin hani abartacağım ve diğer insanlara da yani prodüksiyondaki diğer arkadaşların başarısı, başarılarına da gölge düşürmek amacıyla söylemiyorum ama filmi bir yüzde otuz yükseltmiş müzik. Yani teşekkür ederim öyle hissettiysen. Yani zaten e Yönetmen arkadaşımız Cenk ve yapımcı Hüseyin de yani. onlar da zaten e, hani müziğin etkisinin çok farkındalar. Cenk zaten bir taraftan amatör olarak kendisi de müzik yapan birisi, müzikle ilgilenen birisi. Dolayısıyla onlar müziğin etkisinin, müziğin filme ne kadar e, kaldırabileceğini ya da yukarı çekebileceğini ya da aşağı çekebileceğini çok farkında olan insanlar. Dolayısıyla e, sağ olsunlar onlar da bu konuda çok hassas davrandılar. Biz de güzel keyifli çalıştık kaldırabildiyse filmi müzikler Ne mutlu bana. Yok kaldırmış kaldırmış fazlasıyla gelmiş. Şimdi sadece bu filmin promosyonunu falan yapıyor değiliz. <laughs> Esas konuşacağımız konu. Ben yapıyorum evet. açıkçası. Kendi çalıştığım film olur. <gülüyor> 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 o yapmıyor olabilir de ben yapıyorum. Lütfen gidin izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Yok izlenmeye değer bir film. Ee, özellikle de birincisini seyretmediyseniz de Illegal Hayatlar biri mutlaka önce evet. seyredin. Ee, konsepte vakıf ol olmuş olursunuz. İkincisi daha sert giriyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi sanatı önce tanımlamak gerekirse yetkin benim aklımda şöyle bir tanım geçiyor. Sanat bir insanın hayalinden ya da hayalinde yarattığı e, görseli ya da duysalı canlıya çevirmektir. Ya sanat nedir diye sorarsak sanat nedir? <laughs> sanat nedir diye sorarsak bence çok değişik şekillerde cevaplanabilir. Ben önce sanat benim için nedir diye sorayım. Aa çok güzel. Standart hani sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir diye hani yüzyılların konusu bin yılların konusu vardır ya. E, bana göre sanatı sanatçı kendisi için öncelikle icra eder ya da yapar. Gerçekten önemli yetki yine. Evet şöyle önce Şimdi, kendisi için. Ama yapar. San, sanatçının bir taraftan da bir... Kitle tarafından beğenilme şey yok şimdi, mudur? Evet ama şöyle. Yani, biz, biz, bes, yani yer, ha, olarak, yer. benim motivasyon olarak beslendiğim yer... Şimdi sanatçı kendisi için yapardan kasıt şu. Çünkü sanatçı genelde kendisini anlatır yaptığı işinde. Evet aslında doğru soruyorsun. Kendi kimliğini anlatır. Kendi dertlerini konuşur. Sanatın Sanatçının derdi aslında kendini ifade etmektir. Ha. Ama tabii ki sadece böyle olmayan, sanatı bu şekilde yapmayan sanatçılar da var. Onlar sanat değil midir? Bu da bir tartışma konusu. Bence hepsi sanattır. Hepsi sanattır. Tamamen tabii. sadece toplum düşünülerek yapılan da sanattır. Sadece kendini ifade etmek için de yapılan sanattır. Ticaret için, para kazanmak için yapılan da sanattır arkadaşlar. Bana Aa, göre. Tabii canım. Hepsi sanat kategorisinin altına girebilir. Ama bana göre sanat nedir? Bana göre sanat benim kendimi ifade etmek için Öncelikle başlangıç noktası olarak, şimdi tabii ki ekmek yiyorum bu işten, e, ticari kazancım var. Hayatımı buradan geçindiriyorum. Sipariş üzerine de müzik yapıyorum, sipariş üzerine de iş yapıyorum. Sipariş üzerine iş yapmakla kendimi ifade etmek için yaptığım müzik arasında dağlar kadar farklı. Hayır, mesela bugün e, filmcilik sektörüne gittiğin zaman reklam filmi çekenler sipariş üzerine iş yapmıyor mu? E tabii canım, o Ama da aynı muhteşem şey. Muhteşem işler çıkartmıyorlar mı? Fotoğrafçılık da aynı değil mi? Şimdi düğün fotoğrafçılığı şey. yapmakla... Sergi için bir e, fotoğraf galerisi için bir fotoğraf e, çekmek öyle bir batch yapmak arasında dağlar kadar fark var. Fark. Bir tanesi birisinde müşteri ta, e, tatmin etmen gerekiyor. Ötekinde ise kendini tatmin etmen gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada ama hangisi gerçek sanattır diye o konuştuğumuzda hepsi. işte o tartışmaya açık. Hepsi yani, de gerçek sanattır ama hepsi gerçek sanattır yani. sanatın maksadına bakmak lazım burada. Yani sanatın maksadı öncelikli olarak tabii sanatçı kendini ifade etmek ister. Kendini anlatır ve bu kendini anlattığı şeyde sanatında artık bu her şey olabilir. İnsanlar da bu sanatı izleyen, duyan, bu sanata maruz olan diğer insanlar da orada kendinden bir şey buluyor. Hmm, çok ve dolayısıyla başladım. bu sanat aslında oradaki topluma, topluma da yapılmış oluyor. Sonuç itibariyle sanatçı da toplumun içinden gelen birisi. Sanatçının da toplumla benzer dertlerim olabilir ve bu anlattığı dertler başka insanlarla rezone olduğu noktada Toplumda da yer bulmuş oluyor. Ama doğrudan toplumu düşünerek e, yapılan işlerde ise başka bir kaygı var. Orada hani sanatçı egosu diye bir şey de var. Başka başka bir sürü katmanı var işin. Açıkçası. Var. Peki yetkin sanatta elbet teknik diye bir kavram var. E tabi elbet. Yani gerek müzik. Teknik çok önemli. Tabi. Gerek e, fırça darbesi ya da işte resim çekme, çizme biçimleri. E, e, gerek belki işte. E, Fotoğraf çekerken işte Framing yaptın. Framing yaptın, yani. kompozisyon yaptın bilmem ne yaptın Tabii falan. Bir Peki, tekniğe aşırı düşmek yaratıcılığı zedeler mi, yaralar mı? Çok güzel bir soru. Bence buradaki önemli olan şey sanatçının sanatına verdiği mesainin saati yani kaç saat mesai vermiş bu işe ne kadar mesai verdiği ile ilgili. Eğer bir insan bin saat verdiyse bir mesaisi on bin saat verdiyse çok farklı bir şey çıkıyor ortaya. Bin saat verdiyse çok farklı bir şey çıkıyor ortaya. Bence ilk aşamada teknikleri mükemmelleştirmek için ee, teknikleri çok fazla kullanmanın hiçbir zararı yok ama bir yerden sonra öyle bir deflekse dönüşüyor ki o teknikler. O teknikleri teknik diye kullan kullanmamaya başlıyor insan bir şeyler üretiyor. Hatta, hatta ve hatta yaratıcılığını artırmak için eğer ki derdi yaratıcı olmaksa. Evet. Teknik tekniklerindeki kural, dışındaki... kuralları da kırabiliyor, bozabiliyor. Tabii, ama o noktaya öyle. bence gelebilmek için de Hani ben bu lafı, cümleyi çok severim. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yani, Çünkü doğru. bu tekniklerin altında belki yıllarca, belki yüzyıllarca çalışma var. Başka müzisyenlerin, başka e, ressamların, başka oyuncuların bu teknikleri üretirken geçirdiği o süreç var. İnsanların tecrübesinden faydalanmak önemli bir şey. Sanatın icrasını daha iyi hale getirmek ya da üretimi daha kaliteli hale getirmek için teknikten faydalanılmalı kesinlikle. Ama tekniği, tekniği bildikten sonra da Tekniğe ihtiyaç, tekniğe çok da takılmamak lazım bir yerden sonra. Çünkü orijinal, gerçekten orijinal işlerde birazcık tekniğin dışına kıra, çıkan, birazcık kuralları yıkan, kuralları kıran işler oluyorlar genelde üretim. Mesela açısından. resimde buna en güzel örneklerden bir tanesi Picasso değil midir? E tabii. Kübizm. Yani şimdi Picasso isterse ultra süper realistik çizimler yapamaz mı? Yapar. Yapar. Bunu yapmanın tekniğini bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Ama yap bunu yapmıyor çünkü ha, ifade şekli ni isteyerek bilerek bilinçli bir şekilde kırıyor biliyor. Ve, ama ve bu sayede de o, o sanat dalında yeni bir kapı açtı aslında. İşte burada ama ne önemli söylediğim şeye geliyoruz. O kuralı kılabilmesi için o kuralı çok iyi bilmesi lazım. O tekniği bozabilmesi için o teknikte çok uzmanlış olması lazım. Yani uzmanlaştıktan sonra teknikte nelerin kırılabileceğini ya da o tekniğe nelerin sıkıştığını, o tekniğin dışında ya da nerelerin esnetilebileceğini o daha hayır. şöyle özetleyebilir miyiz Yetkin sanatı belli evet sanadın belki de sanatın belki de teknik açıdan belki kalıpsal bir yapısı vardır ama sanatı kalıp ha, kalıplara sığdıramayız değil mi? Sığdırmamalıyız bence. Bak şimdi ben mesela müzisyen müzisyenleri mü, bazen seyrediyorum. Her müzisyen ya da her fotoğrafçı ya da her ressam da sanatçı ya da işte yaratıcı anlamına gelmiyor. Onu da belirtmek Tabii lazım. Orayı icracı var, üretici var sanatta. Şimdi, yani ikisi şimdi farklı mesela şey. Mesela birine notayla piyano öğretirsiniz. Notayı kaldırdığınız zaman kilitlenir kalır. Tabii. Çünkü ona Tabii. Şimdi O zaman teknik burada benim az önce örneklediğim gibi teknik kısıtlaması olmuyor mu yetkin? Onu aşması için ekstra bir çalışma, ekstra bir çaba göstermesi gerekiyor. Adaptı olur. Evet. Peki şimdi e, klasik olarak eğitilmiş müzisyenlerde icracılıkta hani klasik müzik, müzik eğitimi alırken ben konservatuar çıkışlı değilim. Benim eğitim aldığım alan ses mühendisliği. Yani konvansiyonel klasik bir müzik eğitimi almadım. E, müzisyenlik konusunda e, alaylıyım. İşin teknik konusunda ses mühendisliği konusunda eğitimliyim. Aman oğlum deme bak kızıyorlar sonra ses mühendis mühendisi, mühendisi dediğiniz zaman. <laughs> Canları sağ olsun sıkıntı değil. Ne, ne demek isterseniz isterseniz ses teknisi deyin, isterseniz ses mühendisi deyin. Zaten o konuda da bir konsensus yok. Neyse konumuz o değil. Ee, ben çok sıfatlara çok takılan insanlar bir insan birisi değilim. Ee, sonuç itibariyle orada e, bu icracı senin verdiğin örnekte icracı gene adapte olur. Çünkü o enstrümanı çalabilmesi için binlerce saat pratiği var. Var tabii. Gene adapte olur. Sadece birazcık zamana ihtiyacı olur. Hı. Hmm. Diye düşünüyorum ben. Ha, bu limitleyici, kısıtlayıcı bir şey midir? Ee, yaratıcılığı biraz yaratıcı, yaratıcılığı kısıtlar mı? Bu kesinlik, Ben burada yaratıcılık noktasında şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, demin söylediğim yere geleceğim yine. İki tip sanatçı var. İcracılar ve üreticiler. Şimdi e, icracılar genelde çok üretken insanlar olmuyorlar. İcraya odaklanan insanlar. Yani bir şey müziği performe edeyim enstrüman çalayım, şarkı söyleyeyim. E, oyuncuysa, aktörse, aktrisse sahneye çıkayım, oynayayım. Yani bu insanlar üreten insanlar değiller. Olmayabiliyorlar. Dolayısıyla Sinema, sinemayı biraz bunun dışına tutacağım yetkin. Sinema bir tiyatro, tiyatroyu çünkü e, hani dışında tutamayız. Çünkü aktör de oyunu senaryo, yazan Senaryo, senaryo yazabilir dedim, mi? Aktör dedim. Peki aktörler daha sonra senaryo yazabilir elbet. ama... Şimdi Kimisinin üretmekle ilgili bir derdi vardır. Ha, doğru. Kimisinin ise sadece icrasını mükemmelleştirmekle ilgili bir derdi vardır. Doğru. Her aktör illa güzel de senaryo yazayım, illa da bir film yöneteyim gibi bir derdi yoktur. İcrasını mükemmelleştirmek derdi onun. O da bir sanat değil midir? Sanattır. Dolayısıyla burada anlattığın üretkenlik, tabi icranın içerisinde de üretkenlik olabilir. İcranın içerisinde de orijinal şeyler katılabilir ama bir şey ya bir senaryo yazmak kadar sıfırdan bir beste yapmak kadar bir e, sonsuz bir alanı yok oranın. Yok tabii. Ki. Yani bir yere kadar sıkıştırabilirsiniz yani. Kötü adam oynuyorsanız tabii ki her yani atıyorum işte A oyuncusuyla B oyuncusu oyuncusuyla beraber her mi? zaman şey örneğini veriyorum. Sezan Aksu. Sezen Aksu e, büyük ihtimalle çok emin olmamakla beraber ben nota bilmediğini biliyorum. Yok, yok. ya evet klasik müzik eğitimi yoktur. Yani Bilmiyorum. nota bilmediğini e, hatta e, herhangi bir bestesi notaya yazmadığını biliyorum Orada. ama Or oraya Adamını kadar ürettiği. gitmeyelim. Oraya kadar gitmeyelim. Hans Zimmer. Ha. Dünyanın en meşhur film müzisyenlerinden. Hiç biliyordur. İyi ki oraya kadar gitmem, Ulan sen dibine gittin be. Hayır yani daha yani daha yani şey oraya yanlış söyledim. Oraya yani. kadar gitmeyelim derken daha şeysine gidelim. Daha Global, de, globaline gidelim. Daha da ekstremine gidelim evet. yani. onun da mesela konvansiyonel bir müzik eğitimi yok. Klasik müzik eğitimi yok. Nota yazmak üzerine. Ama dünyanın en e, meşhur film müziklerini yapıyor. Dolayısıyla burada üretkenlik Bildiğim kadarıyla yani de bilmiyor. Yani bilmiyor, Bilmeyen çok insan var. Bilmek şart değil. Tabii. Ama şu mesela çok faydalı. Ee, ben de mesela nota okuyarak icra yapamam. Ge nota yazarım gerekirse, mecbur kalırsam ama öyle bir öyle ki. bir refleksim yok. Benim de yok. Ee, öyle bir e, refleksim yok derken öyle bir öyle bir kas alışkanlığı değil. Biz, bir... biz şöyle müzisyenleriz. Abi mırıldan çalalım. Yani hani müzisyen isterse eğer tabii ki yaparız, dökeriz, koyarız ama hani o şekilde müzik yapmaya başlamadığım için öyle bir alışkanlığım oluşmadı. Sonradan bir şeyleri öğrendim ama şunu anlatacağım. İlla no, yani nota, bir kere nota dediğimiz kavram e, müziği bir kaydetme şekli. Notanın geldiği yere baktığınızda e, Katolik Hristiyanlığına, Gregorian Hristiyanlığına gider 1800'lerin başına. Gregorian kiliselerinde e, korolarda ilahiler... Noktalama ile başlamış değil mi? Yok o eski nota günümüz nota yani bu günümüz notasyonundan bahsediyorum. Hmm. Batı müziğinden gelen hani do re mi fa sol la si do diye bildiğimiz e, nota notasyondan bahsediyorum. E, bu ta oraya gidiyor. Hatta do re mi fa sol la si do e, heceleri bir Gregorian ilahisinin e, ilk cümlelerinin e, baş heceleri. Bak sen. Evet. Bunu bana bilmiyorum. E, bu, o tarafa doğru gidiyor. Demek istediğim şu. bu notasyon aslında müziği kaydedebilmenin bir yolu. 1800'lerde, eskiden 1700'lerde kayıt cihazı mı var? Yok. Yok. Teknoloji mi var? Yok. Yok. Ama üretilen eserin bir şekilde kaydedilmesi, belgelenmesi lazım. Nasıl belgelenmesi? Lazım. Saklanması lazım. Saklanabilmesi için bir bir yol bulunmuş. Aslında bir teknik bulunmuş. Dolayısıyla insanlar şey zannediyorlar hani Nota bilince bambaşka bir şey oluyor. Notasyon dediğimiz şey bir bel, müziği belgeleme şeklidir. Burada şunu anlatacağım bu yüzden söyledim. Çok uzatmayalım Not, da. Notayı bilip bilmemek değil mesela. Burada mesela ar armoni bilgisi çok daha faydalı bir noktaya geliyor. Nota bilmeden armoni öğrenebilirsiniz. Aynen. O sizin üretiminize nota bilmekten çok çok daha fazla katkı sağlayan bir şey. Hı. Müzikle ilgilenen varsa. Ben bir konuya daha değineceğim. Ee, Onu da ıskalamak e, bence ayıp olur. Ee, yazmak hı hı. Şimdi edebiyat da bir sanat türü değil mi? Değil tabii ki. Tabii. Ve bence o, insanlığı tarih boyunca en çok etkileyen başlıca sanatlarından bir tanesi. Şimdi yazarak çok şey ifade edersiniz. Bir fotoğrafla ya da bir fotoğrafta da ifade edersiniz tabii ama e, yazarak çok daha fazla hem veri e, girersiniz hem de çok daha fazla olguyu e, ifade edebilirsiniz. Doğru. Bir olayı tarif edebilirsiniz. Bir duyguyu anlatabilirsiniz. Bir e, ya da bir duyguyu vermek isterseniz o duyguyu verebilirsiniz. Müzikte müzikte de, de yapabiliyorsun bunu. Tabii. Yani duygu duygu fırtınası. Yapalım. Ama e, mesela diyorum ben senin yazarlığın bizim bizim yani bir parça şeyimiz de var. Mesela ya, ben şu anda kalemimiz de var diyebiliriz tabii. Ya yani yazarlığımız da var. Ben mesela şu anda otobiyografimi yazıyorum. Yetkinin kısa dünya kadar müthiş kısa hikayeleri var. Hı, -hı dolayısıyla bir insan sanatının bir ucuna dokunduğu zaman bütün diğer uçlarına da bir şekilde dokunuyor e, yani. Bir tek şey yapmadım. Eee sculpture. Heykel işte dedim. Ha, heykel taşçılığı yok. Yani e, ya da ne bileyim ben işte bir de elle oluşturduğun sanatlar var değil mi? Etkin e tabii ya. yani işte bizim onu el sanatları El dediğimiz. sanatları var tabii. tabii. Yani heykel tıraşlık bunun. Sadece heykel tıraşlık olarak bakma ona. Ne bileyim ben bugün e, yemek yediğimiz tabağı oluşturmaktan, seramik, arttan, seramik, bile, seramik bir gibi, gibi ya doğru. da zamanında kuyumculuk gibi bunların hepsi bir doğru, doğru, doğru. Ya sıfırdan bir şey tasarlamak, el yani, elle bir şeyler yapmak. Yani baktığımızda mesela terzilik de hani zanaat diyoruz ama Hayır bence bir, de sanat. Bir sanattır yani. Bir Aynen el yani. sanatıdır terzilik de. Orada da bir şey üretilir orada. Da mesela marangozluk. Olabilir. E tabii bir marangoz da sıfırdan bir şey üretilebilir. Tasarlar yani ve O, güzelleştirir. Tabii, o alanlar tabi tabi yani baktığımızda hani. E, o da el sanatlardan girer bir şey. Bence girer. Hani girer. zanaatla sanatı ben çok ara ayırmayı sevmiyorum. Çünkü evet, üretim. Peki anlamam da zanaatın ne anlama geldiğine. Zanaat, zanaat ne biliyor musun? İngilizce de söyleyeceğim. Bir tanesi art diğeri handicraft ya. ya. Evet. Crafting bir tanesi crafting bir tanesi art. Ama bence hepsi art abi. Tabi yani. Aslında hand art. Handicraft yerine hand art. Ben öyle bakıyorum. Yani sanat olarak bakıyorum ben hepsine. Üretimin olduğu yerde sanat vardır diyebiliriz ama tabii her üretimin olduğu yerde de sanat var mıdır? Aa, yok. Yani şimdi bir araba zincirinde ki üretimde sanat şeyden bahsetmiyoruz. arabanın işte kaportasının tasarlanması bir sanattır mesela. Motorun mühendisliğe giriyor. Kaportanın tasarımı, görsel o bir şey olduğu için o bir sanat, bir tasarım zaten, zaten. onu çok müthiş designer'lar Tabii yapıyor. o designer işi mesela ama diğer tarafı mühendislik tarafı. Hani mühendislik tarafında da bir e, üretim olduğu için hani o bence o belki aradaki çünkü bu terzilikte ve işte e, diğer bahsettiğimiz örneklerde de bir başka türlü bir üretim ağı da var. İlla Tabii. sanat olmasına gerekmiyor. Çok standart ürünlerde satmak için üretebildikleri için belki sanatla zanaatın arasındaki e, kavram farkı buradan oluşuyor olabilir. Ama Neyse. E, ben sanat olarak bakıyorum. Üretimin olduğu her yerde sanat vardır. İfade kendi, ifade kendi tasarımı kendi e, ba ya bakış açısını sunabildiği her yerde. Şimdi ben esas e, bizim kanalın e, müdavimlerinin merak ettiği bizim e, sevdiğimiz ve senin de çok aşina olduğun e, fotoğraf ve video adı var. Hı -hı. Bu da doğru. tamamen e, görsel sanatlara giriyor. Sen video konusuna ben sana daha çok soru soracağım. Ee, sence video videodaki sanat neye bağlı neleri anlatıyor yetkin? Ya bence şöyle videonun başlangıç noktası fotoğraf zaten. Yani fotoğraf dediğimiz şey, video dediğimiz şey motion picture'dan geliyor. Hareketli ha, hareketli fotoğraf. Hareketli fotoğraf. Resim. Demek. Hareketli resim demek tabii İngilizce picture resim demek. Yani zaten şu anda ee, hani FPS dediğimiz olay frame, frame per, per second'tır. Yani saniye başnak e, karedir, kare. kare akışıdır. Evet yani siz 24 tane e, fotoğrafı arka arkaya oynattığınızda işte bir saniyelik bir görüntü gö diye ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bence videoya geçmeden önce bence o yüzden başlangıç noktası fotoğraf olduğu için bu işin fotoğraf tarafından bakmak lazım. Peki. Çünkü fotoğrafta bence ki bakış açısı tamamen neredeyse tamamen videoya da uygulanabiliyor. Fotoğraftaki bakış açılarının tamamı. Çok doğru. Ama videonun içinde bazı kavramlar var. Fotoğraf farklı, uygulanamıyor. Farklı kavramlar Ama var. Ama fotoğraftaki zaten. bakış açısının tamamı da videoya, sinemaya, film e uy uyarlan uygulanabilir. Yeni zaten de, kullanılıyor. Bak şey. şimdi yine de, de ciddi bir fark var. Mesela, gerçi yok be haklısın. Yok, bence ya. yok. Şimdi ben nereye değinecektim? Fotoğrafta keskinlik arar insanlar. Oysa ki gözün keskinliği, doğal keskinliğine... Adaptede edebildiğiniz fotoğraflar hem çok daha doğal hem çok daha beğenilir fotoğraflar haline geliyor. Ne yani aşırı keskinlik? Çünkü bizim gözümüz aşırı keskin falan değil. Fotoğraf öncelikle e, bugünkü dünyada benim için renktir. Hı -hı. Ben siyah beyaza karşı olduğumdan dolayı değil. Siyah beyaz çünkü kontrasttır. Siyah beyazdaki o şiddetli kontrastlarla müthiş şeyler çıkartırsınız. Ama Fotoğrafın ana bazına bugünkü ana bazına baktığın zaman özellikle ki bu dijital dünyada renktir, renklerin doğru manipüle edilmesidir o duyguyu karşı tarafa yansıtabilmek için. Hı hı. Bundan dolayı e, biz yani iyi fotoğrafçılar raw yani ham fotoğraf çekmeyi severiz ki, sonra, ki daha sonra daha sonra gerek o gün gördüğümüz o güzelliği yeniden o karaya yansıtabilmek için hı hı. gerekse o gün belki de görmek istediğimiz bir kareyi e, şeye yani o kareye yansıtmak için e, çekeriz. Dolayısıyla renktir, kontrasttır ve netliktir. Bak keskinlik değil. Mi? Hı, Hı Netliktir ama aynı zamanda da fluluktur. Yani çok enteresan bir dünya. Çünkü ben orada da bir kontrast. bir şey söyleyeceğim. Şimdi hep teknikten bakıyorsun tabii. Hani fotoğrafçılığa. Yok. Şimdi, bu kim, işin, işin teknik. olduğunu teknikten bakıyorsun. Ama aslında Fotoğraf özünde anı yakalamaktır. Bir anı yakalamaktır, bir hatırayı hapsetmektir bir kareye baktığımızda. Yani çünkü çok iyi fotoğraflarda gerçekten e, baktığımızda mesela geçen bir şeye gitmiştik. E, bir galeriye gitmiştik. Bu Bulgur Palasta Bulgur Palace'taki yani. galeriye gitmiştik. Orada mesela üst katında e, eski işte atıyorum e, şeyden 2001 911 İkiz Kulelerin yıkıldığı dönemden birkaç kare vardı. Ee, bir tane kare özellikle böyle kitlendim kaldım ben. Ya, i̇nanılmaz etkileyici bir kare. Tam binalar yıkıldıktan sonra toz duman içerisinde gıp gri. Bakın fotoğraf şey değil. Siyah beyaz değil. Ama gerçek o, renk. Evet gerçek renk ama o kadar bir toz dumanı var ki Siyah beyaz olmuş bir adam o toz numaranın içerisinde şok içerisinde duruyor çok müthiş bir an yakalamış. Ha biliyorum Zen Zenci'nin ben beyaz olduğu bir fotoğraf. Galibaydı evet. Ya inanılmaz bir fotoğraf. <laughs> Mesela orada orada ne framing düşündüm ne no. kare düşündüm sadece o ana gittim ve o adam nasıl hissediyordur neler düşünmüştür oraya gittim ve işte aslında özünde de bence tekniği ne her bir şeyi kenara bırakalım sanat müzik. Müzik de dahil müzik fotoğraf videografi sinema anı yakalamak ve o anı yansıtmak o anın duygusunu ya da yakaladığın anı yansıtmak. kişiye yansıtmak Aynen. ama yetkin bazen de o, gerek video için gerek fotoğraf için doğru günün doğru ışını doğru zamanı bazen doğru ayını doğru gününü beklemekle yükümlüsün bu başka tabii o, yani tabii. bazen de çok çetrefilli bir yolculuk da olabiliyor Bazen bir mekana giriyorsun, gidiyorsun. O mekanın parçasını yakalamak için ama şartlar hiçbir zaman uygun olmuyor. Bazen 10 kere gidiyorsun o mekana, e, en sonda yakalayabiliyorsun. Mesela Ayvalık, da biliyorsun, gün batımı müthiştir o şeyde, hmm, hmm, şeytan, şeytan sofrasında. Ben 2006'dan beri kaç kere gittiysem o 2006'daki ortamı ben bir daha yakalayamadım. Yani tabii bazen de tabii bazen bir an, bir, an bir daha o an, an bir daha yakalayamayabiliyorsun yani. Aynı şeyi müzik için söyleyeyim. Mesela bir müzik eseri e, kaydediyorsunuz. Ben şimdi vokalistlik de yaptığım için kayıt yapıyorum. Bazen öyle bir kayıt yaparsınız ki o kanaldaki performansınızı bir daha yakalamak isteseniz yakalayamayabilirsiniz. Aynen öyle. Bazen sesiniz öyle bir tınlar ki şarkıyı baştan sona kaydettiğinizi düşünün bir kere daha kaydedeyim. Çünkü e, çok kanal kanal kayıt kaydedilir ve güzel parçaları seçilir. Yani cümleler, kelimeler. Bu, evet. Bu, 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 bu kanalda bu e, kes kelim, yapıştır. Kes olur. yapıştır. ona comping kom, deniyor ona. O en iyileri seçilir. Bazen de dubleye gere gerektiren cümleler. Evet, o çünkü. başka. Şimdi ama şimdi bazen öyle bir ton biliyor ki o havaya giriyorsun, o kaydı yapıyorsun. Bitiriyorsun, baştan sonra söylüyorsun şarkıyı. Hadi ikinci bir kanal alayım diyorsun alternatif. Aynı mikrofon. Ses kişi aynı kişi, ses aynı, ses, şarkı aynı şarkı, melodi Aha. aynı melodi ama diğer kanaldaki duyguyla aynı duygu olmayabiliyor. Ruh frekans kaymış. Bir şey bir şey, <laughs> bir şey bozuluyor. Bir şey bozuluyor, bir frekans bozuluyor, bir algı. Bir orada yakaladığın bir şey var gerçekten rezone oldu. Yetkin şu anda an, e, anne arkadan de, arkadan e, bize bir şey yapıyor. Da, yapıyor. Pandem, ne demek istiyorsun? Söyle sana direkt. Uzaktan. Çok güzel. Sanat bence bazen sestir, bazen sessizliktir. Seçil amaç. O kadar güzel bir tanımlamayla karşı karşıya bıraktı ki çok uzakta olduğu için sesi size doğru düz gelmeyecektir. Biz evet, aynen tekrarlayalım. Tekrarlayalım yok çok uzakta ve şu anda mikrofon direkt bizde olduğu gelmedi, için olmaz evet, yani. Doğru. Ama Seçil der ki bazen o sessizlik e, bir güzel bir fotoğraf karesinin içindedir. Bazen bir, bir olun, hayır renk paletindedir. Renk paletindedir. Bazen ee, bir e, kitabın e, iki tane cümlesi içindedir o sessizliğin güzelliği. Ya da ses. Seslisi. Ya da ses bazen bir müzik kompozisyonunun içindeki iki notadan ibarettir size verdirdiği duygu. Yani hakikaten çok güzel bir tanım ama ben bunun üzerine söyleyecek bir şey kalmadı <laughs> ben de İyi ki sanat var diyor Seçil. İyi ki sanatçı var diyor. Çünkü toplumlara baktığınız zaman sanatlarını ilerletmiş toplumlar olarak düzelteyim senin sürecini. Çünkü Sanat olmayan toplum yoktur, Tabii ama yoktur. E, sanata önem vermiş ve sanatlar, sanatı ilerletmiş toplumların insanların da daha gelişkin olduğunu, daha süper olduğunu göreceksin. O Çünkü zaman ben bir sanat, ben, o zaman bir sanatçı olarak ben bir şey eklemek istiyorum. Çünkü sanat bir ifade şeklidir. Dolayısıyla sanatı güçlü olan toplumlarında ifadesi güçlü olur. İfadesi güçlü olan toplumlar sağlıklı iletişim kurabilir. Duygularını sağlıklı ifade edebilir. Dolayısıyla birbirleriyle çok daha iyi anlaşabilirler. Birbirlerine çok daha sabırlı, çok daha toleranslı olabilirler. Çünkü ben başlangıç noktasını düşünüyordum sen bunları anlatırken. Ee, başlangıç noktam belki de çok çok gençliğime kadar, 12-13 yaşlarıma kadar gidebilir. Daha önce Kesmem. gidiyor, daha önce yani... gidiyor. Daha önce ya ama hayır yok. Bu sanat yolundan devam etmeye isteğimin oluştuğu zamanları düşünüyorum. Tabii ki çok daha öncesine hani gidiyor. Hani yanlış anlamayın. Bizim bizim çok e, kabaca bir terimimiz vardır. E, ben de bunu bu çocuğun babası olarak çocuk bokundan belli eder kendini derler ya. Ben yet biz yetkinin bokundan biliyorduk ne bok olacağını. Ya yani insan belli eder ediyor bazı durumlarda. E, şunu demek istiyorum. Ben evet ben sanat yapmak istiyorum dediğimde iki yani görsel sanatlar ve müzik arasında çok gittim geldim lise dönemimde net Hatta ben e, tasarım, animasyon, çizim biraz görsel tarafı ilk düşündüm. Daha sonra e, baktım ki müzik tarafında daha yetenekliyim. Görsel tarafta benden daha yetenekli arkadaşlar var. Ben bu tarafa devam edeyim diye düşündüğümde benim müzik yapmak istediğim, sanat yapmak istediğim her alanda hiçbir zaman aklımda şu yoktu. Başlangıç motivasyonuma baktığımda. Başlangıç motivasyonum şuydu. Bir, söylemek istediğim şeyler var anlatmak istediğim hikayeler var. Bakın, yani sanatçılar çoğu zaman şey değildir. Sanatçıları motive eden şey ben bundan çok meşhur olayım ve para kazanayım. Tabii ki böyle hmm. insanlar da var ama gerçekten sanatçıların %90'ının tek derdi bir hikaye anlatmaktır. Çünkü bir fotoğrafta da, bir heykelde de, bir müzik eserinde de sözlü ya da sözsüz her zaman bir hikaye anlatırsınız ve o hikaye sizin kendi ifadenizden kendi hayat tecrübenizden, kendi dertlerinizden çıkar. Ben de en başından beridir hikayeler anlatayım müziğimle, sinemamla, yazdıklarımla ve bu hikayeler insanların varoluşlarını sorgulamasında bu kişilere yardımcı olsun, onları tetiklesin, onlara dokunsun. Benim aracılığımla neden buradayım sorusunu sorabilsinler. Ben, benim derdim buydu müzik yapmaya başladığımda. Ya da film Yapmak istememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani ben çok iyi bir film çekeyim, o patlasın da ben ben bana dizi yönetmenliği teklifi gelsin. Ben çok iyi bir müzik patlatayım da hit olayım da kısa işte konserlerden acayip paralar kazanayım gibi motivasyonla başlamadım bu işi. Elbet para kazanıyoruz, elbet para kazanmak isteriz. Ama e, ana motivasyonum gerçekten de bir kendimi ifade etmek, iki bu ifademden benim sanatıma maruz kalan insanların Kendinden bir şeyler bulabilmesi ya da sorgulması. ve neden buradayım ben sorusunu onlara sordurabilmek. O yüzden ona katılıyorum. Yani sanatçının toplumda ilerlediği toplum gerçekten sanatçının ilerlemediği toplumdan çok daha... Sanatın. Sanatın daha doğru. Sanatın doğru. Hem sanatın hem sanatçının. Toplumu yukarı kaldıran bir kavram yüzde yüz. Tabii canım. O yüzden çok güzel Tabii. bir... Ee... Ya, şeye parmak bastı. Sanatçı olmayacak. sanatçı gerçekten bir kere yani her şeyden önce birinci görevlerinden bir tanesi de sorgulatmaktır. Değildir bence ama benim için öyleydi. Yani düşündürmek, sorgulatmak. Bütün sanatların altında bir sorgulatma vardır, mesajı vardır. E, o, o o işte ne bileyim ben Rembrandt o resmi yaparken sana bir şeyleri sorgulatmak için yapıyor onu. O kendi duygusunu sana çok gizli bir biçimde açıklıyor. Mesela bugün hala şeyi tartışmıyor muyuz? Leonardo da Vinci'nin son yemek tablosunu. Son yemeği, Mona Lisa'sını hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Mona değil. Ne mesaj var diye. Değil. Tabii Mona Lisa'sını da eve de. Yani hep sana bir şey sorgulatmaktır. Tabii. Bakma sen bugün Chopin'e eski eski şeyleri dinlediğin zaman müzikleri bazen hem anlaşılmaz hem de çok sorgulatıcı müzikler yetkin. E tabi, çok enteresan besteleri var. Yani şimdi şöyle klasik müziğe ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama senfoniler aslında hikayedir. Hikayedir. Bir hikaye evet. anlatıcılığıdır. Senfonilerin bölümleri vardır. Girişi, gelişmesi, sonucu ve bu aslında her senfonide bir şeyler anlatılır. Mesela herkesin empat kurabileceği bir şey. İşte Kuğu Gölü balesi. Neden adı Kuğu Gölü balesi mesela? Hı. Ne anlatıyor orada? Bu neden bu isim konulmuş ona? Orada bir hikaye var. Her Zaten, zaman bir hikaye anlatır. Bak şimdi bugün bugünün dünyasındaki başarılı filmler Öyle bir şey noktaya geliyor ki sen seyrediyorsun başka bir bakış açısı sahip oluyorsun. Ben seyrediyorum o filmden başka bir şey alıyorum. Ee, ya da bir üçüncü şans seyrediyor bambaşka bir, 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 bir açıdan bakmayı becerebiliyor. O başarılı filmler için söylüyorum. Derinlikli sanat Heh. çok fazla yoruma açık olan sanattır bana göre. Derinlikli sanat eseri herkes de farklı tınlayabilir. Herkes farklı bir şey anlayabilir. Bana göre bu bir sanatın gerçekten derinlikli ya da iyi olup olmadığını göstergesi. O yüzden katılıyorum. Bu her şey için bir resim için de geçerli. Tabii canım. Bak yani iki insan o filme bakar, o resme bakar. İki insan aynı şarkıyı dinler, aynı müziği dinler ama ikisinde ikisi apayrı şeyler hisseder, apayrı şeyler anlar. Mesela çok güzel Kitap bir tane de öyle. Bak çok güzel bir foto bir sahne fotoğrafı çekersin ama sen o fotoğrafta o sahneyi çekmemişsindir. Ufuktaki küçücük bir salıyorum ben. Bir serçeği yakalanmışsındır ve beklersin ki onu seyredenler o serçeyi yakalasın. Ya da bazen çok kazara da olabiliyor. Yaptığınız şeyin içerisinden sizin çıkarmadığınız başka bir anlam çıkarılabiliyor ve diyorsunuz ki, "A, evet bu anlam da var." Ben bunu bu şekilde yapmamıştım, yapmamıştım ama, ama benim görmemiştim ama. Evet, ba e, benim yani benim başıma geldi. Dinlettiğim şarkılarda mesela kısa filmimde bazı bir yorumlar geldi bazı çevremden. Benim tabii ki orada anlatmak istediğim alt metinler var ama o alt metinin dışında birkaç yorum geldi ve dedim ki ya çok haklısın ya bu da var burada. Ben mesela farkında olmadan da yapmışım onu. Orada duruyor. Bazen gerçekten kazara da olabiliyor. Evet. İnsanlar oradan, oradan şöyle bakıyorum ben. Ben onu kazara oraya koymuş olsam bile insanlar o anlamı çıkardığı sürece o orada var demektir. Dolayısıyla birazcık da kanallıktır sanat evet. ve sanatçı. Ben çünkü sonuçta yani, elçiliktir yani bir elçiliktir. anlamda. Elçiliktir ben şöyle düşünüyorum yani ben kendim ürettiğimi düşünmüyorum. Daha felsefesine girersek. Çok felsefesine girmeyelim bu akşam yani şey yapmayalım. Tamam. İlave etmek istediğim bir şey kaldı mı yetkin? Benim aklıma gelen başka bir şey kalmadı. Çünkü sanatın yani sanat olmak adına irdelediğimiz çok fazla e, konulara girdik çıktık. Muhtemelen de çok da fazla bir şey kesmeyeceğim zaten bu. Çünkü çok güzel bir çok ak akışkan bir sohbet oldu. Ee, bir sanatçının ne kadar duygusal olduğunu yetkinin ifadelerinde ve konuşma biçiminde de görmüş olduk sevgili dostlar. Dolayısıyla sanat duygudur. Evet. Sanat nedir? Sonrasına... Sanat sevgidir. Sanat Rahat duygudur. Ee, umarım ülkemiz sanata daha da çok eğilir. Sanata daha çok imkan tanınır. Ve sanattaki tekelden Zincirleri kırarız. Sanat sadece para kazanmak için yapılması gereken bir şey olmamalı. Ş şöyle kapatalım o zaman. Sanat ne içindir diye başlamıştık. Şu buradan konuştuğumuzda şuraya geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Sanat hem sanat içindir. Sanat hem insan içindir. Sanat hem sanatçı içindir. Sanat hem toplum içindir. Sanat hem toplum içindir. Dolayısıyla aslında sanat tek bir kaba sıkışmayacak kadar geniş bir konu ve Buradan ayrıca da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak isterim. Ee, çünkü Cumhuriyetimizde de sanatın ve sanatçının değerinin daha iyi olmasını arzu ettiğimiz bir döneme giriş yaparız umarım. Ben bunu bir sanatçı olarak 20, yaklaşık 20 yıldır sanatla hayatını kazanan, kazanmaya çalışan birisi olarak oldukça arzu ederim. Ee, sanatçıların daha mutlu olduğu, daha değer gördüğü bir yer olmasını arzu ederim. Ben de müsaade edersen bir, ben sanat, para kazanmayan bir sanatçı olarak YouTube'dan herhangi bir sponsorluğu ya da YouTube'dan ayda 300 ile 500 TL arası bir gelire sahip olan bir insan olarak ben başka bir işim var ve Allah'a çok şükür ben çok güzel para kazanmıyorum sevgili dostlar. Ee, o yüzden dolayı ben bunları keyif için ve sizlerle paylaşmak için ve sanatı profesyonelce yapamadığım için belki de o açımı kapatmak için bugün sizlerle sürekli karşı karşıya geliyorum İşte ekipman alıyorum görüşmeler yapıyorum bir şeyler öğretmeye çalışıyorum ya da sizlerle bir şeyler paylaşıyorum 29 Ekim'inizi kutlarım evet. ben e, müsaadenizle Atatürk'ün bir e, konuşmasıyla hem de 1928'de yaptığı bir konuşmasıyla mebus da galiba efendiler demiş hepiniz mebus olabilirsiniz vekil olabilirsiniz Hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat bir sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları severim. 29 Ekim'iniz kutlu olsun. 29 Ekim. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Sağ olun, var olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgi içinde kalın. Huzur içinde kalın. Sanat içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben Yetkin Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.